fark ettim. Bir F5 atsanıza. Drop da yok ama bir F5 atsanız abi yayına. Hiç drop yok. Benim chat'i okudum, ekranda da gitti yayın. Hiç drop yok, bakın drop 0. OBS de kopmadı. Allah Allah. Bir tuhaflık oldu ama. Benim yayını okudum şeyde de gitti yayın. PC'de de gitti. Dediğim gibi arkadaşlar, bir 4500-4800 o civarda bir miktar şey yapacaksınız yani. Kafadan çıkaracaksınız. Anca öyle. Niye böyle bir dalgalanma oldu yayında, onu anlamadım. Kazmayı bayağı bir tamir ettim. Yemek yok. Yemek, ekmek mi yiyeceğiz ya, kuru kuru? Patatesleri pişirsek ne kadar doyuruyor karnımızı? Patates pişireyim olmadı, 200 tek. Üç tek patates pişireyim, bakayım ne kadar doyuracak karnımızı. Ama sanki bir tık daha ucuzdu yani. Böyle 3800-4000 liraya falan az önce gösterdiğim sistemler toplanabiliyordu diye hatırlıyorum ben. Bir de şimdi level de arttı. Karnımızın acıkması da artacak. Blast Protection var mı? Ona bakacağım. Şuradan Blast Protection'da herhangi bir şey var mı? Ona bakacağım. Power Supply için 5500 watt ve Gold sertifika yeterli olabilir. Golem farmı bitti. Aleykümselam Noxy, hoş geldin. Şuradan bir Blast Protection'a bakayım da Golem farmına göster, Golem farmına götürürüm size. Fire Prot, Projectile Prot. Heh, Blast Prot. Ama bunu da bildiğim kadarıyla birleştiremeyeceğim üstümdekiyle. Aynen. Mending, Curse of Bending. Lol. Malt da istemezsin bu arada. Ha baksana. Şöyle 2 level istiyor, tamam mı? Bunların yerini değiştirince 2 level istiyor abi. Görüyor musunuz? Ama bunu buraya, bunu buraya koyarsan 16 level istiyor. Çok saçma. Donumu Blast Protection'ı yapacağım. Pet'i yeni getirdim ya. Level falan atlıyormuş, büyüyormuş, besleniyormuş. Onu deneyeceğim ben de. Panelleri düzenliyordum. Yayın programını ayarlıyordum. Üstüme bir şey yapmam lazım. Bunları bir at bakalım babacım. Biraz enchant basacağım. Levelim gitsin diye. Sana da düğüt. Blast Protection arıyorum. Fortune iş yapar bu arada. Fortune. Bunların hepsine Fortune veriyorsunuz değil mi? Evet. Sana ne veriyor? Unbreaking. Donluğu denesem mi?
Denedim de onunla. Normal Pro çıktı. Güzel. Normal zamanda kullanırım. Bir tane daha donlu yapayım mı? Aa, sinek. Aa, sivrisinek hem de. Manyağa bak, senin gündüz gündüz ne işin var lan? Salak. Takvimi şaşırmış ya. Beş ay önce mi toplanıyordu o fiyata? Sanki o kadar uzak değildi ya. Sanki ben bir 2-3 ay önce bakmıştım. 4000 liranın altına toplanıyordu diye hatırlıyorum ama bilmiyorum, 5 ay önce de olabilir. Zaman hızlı aktığı için. Ben kaçırmış da olabilirim yani. Gene şeye mi denesek şansımız ya? Bunların hepsine amelik verecek. Yok, çöp. Flame var, kitabı var zaten ya. Hem de ucuz. Gene donluğa deneyeceğim şansımı ya. Normal protuş çıktı değil. Şu şeyi yapayım. Blast protection yapayım. Şu şurada dursun. Şu ikisini birleştireceğim. On level istiyor. 8 level istiyor. Tersini yapıyorum, 8 level istiyor abi. Çok enteresan ya. Ama iki tane protu pick etmeye gerek var mı? Bence yok. Şey yapayım. Buna direkt ben kitabı basayım abi ben. Benim kitabı var mı? Var. İki tane Prot 4'ü piç etmeyeyim yani. Direkt şuna benim kitabı basayım ben. Yani. Böyle daha iyi. Bunları koyalım. Bunu şuraya koyayım. Bunu Wither keserken kullanacağım. Bir dakika, benim kafalımda ne var? Mert Marduk'ta olmuş, hoş geldin. Pet 4 level olmuş. Şöyle güzel bir kafalık var mı? Şu benim kendi kafalığımdı galiba, yanlış bilmiyorsam. Şu ikisi birden basılmaz buna, aynen. Şuna bir mendik bassam. Var mı başka mendikim? Yok. Şurada mendik kitabı var mı ya? Burada yok. Şurada da yoktur muhtemelen. Burada channeling olacak aynen. Şurada var mı mendik kitabı? Burada var mı? Sana da düğüt. Burada da yok herhalde ya. Kapı çok dağınık. Şurada var mı? Burada 90 yok aynen. Patatesleri bir alayım da. Kaç dolduruyor patates? Aa, 2 dolduruyor ya, az dolduruyor. Pette ne oluyor şu an? Bir dakika. Tıklayın lan petime. Pete tıklamayan top olsun.
Bizim Fethi var ya, baya bir level yaptırır. Neyse, bu niye açık bende ya? Ne yapıyorduk biz? Şunları bir bırakayım. Kafalık mı yapıyordum ben? Şekil de değiştiriyor level atladıkça bildiğim kadarıyla pet ama ben kafalık yaptım, don yapacaktım ya. Ya Mendin kitabı basacaktım ben bir şeye. Kafalığa Mendin kitabı basacaktım galiba. Benim nasıl kafalım buydu galiba. Bir dursun şurada. 26 tane şey istiyorsun. Emerald. Tarafın şimşek olması gerekiyor gibi. Bakıcı yük. Siz kağıda şey vermeyeceğiniz mi şimdi? Gerçekten misiniz? Vallahi mısınız? Üç tane mi emeraldım var sadece benim? Şimdilik normal mi tamir yapsam ya? Mending büyüsü yerine. Kankam ya. Aa, bu da şey alıyormuş. Dur, buna biraz kağıt getireyim. Şurada Iron Golem'lere vuracağım diye çok korkuyorum ya. Bu arada dün ben yayından sonra oynadım biraz. Çok bir şey yapmadım. Iron Golem farmını sormuştunuz, onu da gösterdim. Sadece şuraları doldurdum. Sadece şuraları doldurdum. Suyu bozmayacak şekilde. Ama suyun bir blok altından olacak şekilde. Şuraları doldurdum böyle kolay hareket edilebilsin diye. Golemleri taşırken sıkışıp duruyordu golemler. Onlar sıkışmasın diye. Şimdi. Biraz Emerald takas edelim. Bu yüzden tarlaları büyüteceğim bu arada. Niye bu kadar çok Iron Golem var etrafta? Güzel soru. Kontrolden çıktı abi Iron Golemler. Onu da göstereyim. Ulan tutunamadım ya. Şimdi burayı yaparken bakın golemler spawn oluyor ve düşüyor bu arada. Deniz Marduk'ta olmuş. Hoş geldin Deniz. Şimdi burayı inşa ederken abi önce şu 3 sistemi yaptım. Ondan sonra golemi yakma aşağıdaki sulu sistemi yaptım. Önce şu 3'ünü yaptım ve çalışmaya başladı 3'ünü yapınca.
O sırada da golemler hep spawn olup aşağı düştü. Bakın çiftler çiftler spawn oluyor. O sırada da golemler spawn olup aşağı düşmeye başladı. Aşağı düşen golemler de birikti böyle. Sonra buradan da köye doğru seyahat ettiler. Buraya doğru seyahat ettiler. O yüzden kontrolden çıktılar. Daha çoktu, daha fazlaydı bunlar. Ben bunların bir kısmını şuraya taşıdım. Güvenlik olsun diye. Ama buradan da seyahat etmişler tekrar. Köye doğru gidiyorlar herhalde. Bir kısmını buraya taşıdım. Bir kısmını şu sokaklara koymuştum. Sokakta golemler geziyordu da işte dediğim gibi köye doğru gidiyorlar. Bir kısmını şuraya koydum. Buraya koydum Tuğba'nın evinin önüne. Birazını bağladım kendi evinin önüne. Bodyguard olarak. Sesi mi kısayım biraz? Ha golem mi? Agresif abi, bir tanesine vurunca hepsi saldırıyor. Kaktüs farmı ne işe yarayacak? Yeşil boyaya yarayacak. Bir kısmını buraya taşıdım mesela. Burada da bir tane mi kalmış? Dediğim gibi köye geri göç ediyorlar. Çok uzaklaşmıyorlar köyden. Şurada hata vardı. En sonki çalışmıyordu. Ben buraya iki tane Master Farmer'ı getirdim. Ve Barrel'lar vardı burada. O yüzden muhtemelen mesleklerini alamadılar. Barrel'ların birer tanesini gübreleyiciyle değiştirdim. Gübreleyiciyle değiştirince de çalışmaya başladı. Yani muhtemelen mesleğini alamamışlar. Mesleğini verince oldu. Yayının başında göstermiştim. Dün gece ben 6 saat 7 saat kadar bir AFK bıraktım. Şu an çok fazla bu tarafta takılmadım zaten bu yayında. Şu an birikenler bunlar da dediğim gibi bu tarafta takılmadım. Dün 6 saat falan AFK bıraktım. Modsuz. Normal vanilya sayılır. Bugün yayının başında topladım. Dün AFK bıraktım 6 saati. 6 saatte yaklaşık olarak 1000 tane iron block oldu. Bu da yaklaşık olarak 6500'e 6400 iron'a falan tekabül ediyor. 6 saatte. Ki sistemin sadece 3 katı aktif şu an için. Diğer 6 katını aktiflemedim. Sadece ilk 3 katı çalışıyor. Diğer 6 kata daha zombi ve köylü koymadım. Cadı farmının sorununu çözdüm. Gözümüz aydın. Şimdi şey yapacağım. Gerek var onları yapmaya. Neden? Çünkü AVM yapacağız abi. Hayvani bir AVM yapacağız. Iron bloklarla ve redstone bloklarla ve kırmızı camlarla. Buranın sorununu çözdüm. Platformu şuraya kuracağım. Tam şu blokta AFK kalınca cadılar spawn oluyor. Sistem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Daha önce denemeler yapmıştım burada. Bu platformu kurdum, çalışmadı. Şuradaki platformda çalışmadı. Burada kumlar mumlarla gittim, AFK bekledim. Çalışmadı ama burada çalışıyor. Tam düştüğü yerin 120 blok üstü burası. Burası 149. yükseklik. Tam cadının düştüğü yerde 29. yükseklik. 1.14. Şimdi buranın etrafına... Çok bağırıyorum, arkada müzik var diye müziği kapattım. Buranın etrafına da Iron Golem farmı yapacağım. Şeker kamışı, kabak falan, böyle abartılı abartılı farmlar yapacağım buraya. Tavuk farmı bile yapabilirim. Ve burada AFK kalacağım. Bundan sonra burada AFK kalacağım. Dediğim gibi etrafta böyle abartılı abartılı farmlar olacak. Ne bileyim, bir 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat AFK bıraktığımda bir geleceğim. Her yer malzeme olacak. Haberiniz olsun. Ve şöyle söyleyeyim, mesela 6 saatte 1000 tane iron block geliyor. Yani 6 saatte 1000 blok ve bu blokların iron block olması, yani görsel olarak da güzel bir blok olması çok güzel bence. Büyüklerimizde falan çok işe yarar diye düşünüyorum. Gidim köylerle takas yapayım. Kafalıma mending basayım. Ama ben buna galiba projectile protection takacağım ya. Ben nereye gidiyorum ya?
Kaktüs farmının da sadece bir katı aktif. Kaktüs farmını da şu sebepten yaptım. Tuğba yeşil rengi çok seviyor. Bakın sadece bir katı aktif. Diğer katları süs. Tuğba yeşil rengi çok seviyor. Ben de hep yeşil kullanacağım, yeşil kullanacağım dedi. Al dedim o zaman. Ben de kaktüs farm yaptım ama yok. Kullanmıyor yeşil rengi. Bir arada kaktüslerden build yaptı. Sonra gitti Elytra ile kafasına çakıldı kaktüsün. Öldü. Kanat manat hep gitti. Ondan beridir de kaktüs kullanmıyor. Artık Nether meyvesi yapmaya kalkmış oraları. Şuralar kaktüstü. Şöyle zvam diye geldi böyle zank diye çakıldı. Şimdi Nether meyvesine çevirmiş. Bu tarafa da Nether meyvesi yapacak herhalde. Bir gelseydi de uyansaydı da şu Wither'ı da bir kesseydik. Havuçları alayım da köylerin envanterleri boşalsın ya. Rayları da şuraya koyayım. Şunlarla bir takas yapalım. Tuba uyanınca gelecek. Sabah konuştuk. Tane arkadaşlar. Lan nasıl fail ya? Nasıl çıkartamadınız o çocuğu ya? Pislikler be. Aa bitrut oluyor. Ama çok bitrut yapmadım ki. Bu da bitrut alıyor ya. Yapabilirsiniz. Do it. Yapamadılar. Yapabilirsiniz. Etrafta niye bu kadar çok golem var? Iron Golem farmı kontrolden çıktı çünkü. Abi yapabilirsiniz o çocuğu ya. Sen niye havuç almıyorsun ya? Bunlara patates ektireyim ben ya. Şu patates oluyor. Bunlara ben patates ektireyim abi. Bundan iki tanesi patates oluyor. Havuçları iptal edin, patates ektireyim. Golemleri taşıyorum da geri seyahat ediyorlar. Temizlemeyi düşünmüyorum açıkçası. Yani yaratıklara karşı güzel bir koruma oluyor bana. Belki bir challenge'da temizleriz abi. Ama şu an için temizlemeyi düşünmüyorum. Kadar çok da atmama gerek yoktu ama. 3-5 tane alsam yeter size ya. Hadi oğlum bir çocuk çıkartamadınız ya. Lan manyağa bak, işi fanteziye bağladılar. Kaskımı yapacağım. Mühendik basacağım kaskıma, tamir falan yapacağım da o yüzden yok şimdi. Valla seks yaptılar yaptılar şimdi yatıyorlar ya. Kıçımdan yatıyorlar. Onur Marduk dolmuş, kendine Rakun Marduk dolmuş. Hoş geldiniz, iyi seyirler. Ne yapacaktım ben bunlara?
Aleyküm selam, kendine bakın. Biraz daha alır diye düşündüm de almadı. Ay, kafayı vurdum. Ne yapalım? Hazırlık yapıyoruz Wither kesmek için. Ananı sikim ayağım kaydı. Çok indim lan. İki kişi keseceğiz de ikincinin uyanmasını bekliyoruz. Şunları şuraya bırakayım. Ya kafalı bunu yapacağım ama. Ya ben şey istiyorum aslında ya. Ok koruması istiyorum. Projectile protection istiyorum kafalı. Neyse. Onu da ayrı yaparız olmadı. Server'ı nereden kurduk? Spigot Server nasıl açılır, kurulur diye yazarsan Google'a, o şekilde kurduk. Şimdi Tuğba'nın üstünde ok çok duruyor ya. Tuğba en son gitmiş chest'teki bütün okları almış, bana sıkıyordu. Beni öldürmeye çalışıyordu. Stack bile çok aslında da. Derileri koyayım şuraya. Karpuzlar, kabaklar buraya. Karpuzlar buraya. Ya Tuğba'nın üstünde gördüğümüz bir eksik varsa oradan tamamlarız ya. Chestlerden bakar tamamlarız abi. Dediğim gibi onun oku falan çok olması lazım yani. Kendime bir göğüslük yapacağım bir tane. Dost alalım artık, dolmuş, hoş geldin, iyi seyirler. Ya zaten göğüsüm vardı bir yerde ama. Şuna bir torn switch bassak. Şuna basalım, niye ona basıyoruz? Bak bunda Blaze Protection Tree varmış. Bunu Tuğba'ya vereyim olmadı. Buna bir tane menlik lazım. Bir tane de torn switch lazım. Bunda da Blast Protection varmış. Şunu bir basayım abi. Bir de menlik lazım buna. Altı, dört tane daha şey lazım. Emerald lazım. Beetroot'larla yaparım o 4 Emerald'ı. Şuradaki chest'lerdeki Beetroot'ları alayım. Onlarla yaparım. Zaten bu tarla dolmuş. Burayı da bir toplayıp ekeyim.
Çakamaka zırhları fulledik gibi ya. Bir dediğim gibi projectile protection istiyordum. Bir tane eli yüzü düzgün. Onu bulamadım. Maksimum level'ı kaç projectile protection'ın? 2 mi 3 mü 4 mü onu biliyor musunuz? Genelde protların koruması 4 ama. Bunu bilen var mı abi chat'te? Projectile protection maksimum koruması kaç? İki kişi oynuyoruz Most Evil. Diyomun uyanmasını bekliyorum. 4 mü onun da maksimum koruması? Bir tane de ondan istiyorum ya. Yani kafalı veya farklı bir şeye Projectile Protection 4 basmak istiyorum. Kafalıktan başka bir şeye basılıyor mu bilmiyorum ama. Gidelim köylerle takasımızı yapalım. Tap var tabi can. Onur var, Tuğba var, Gladyatör var. Mete hala sab mı bilmiyorum. Tane de şunda var mı? Var. Golemler kontrolden çıktı abi. Iron Golem Farm kontrolden çıktı. Ne yapabileceğim bir şey yok. Lan kitap nerede? Kitabı da mı koyduk chest'e? Ya yanlış kitabı koymuşuz ya. Mızrak gibi bir şey ondan düşürsene. Düşürelim abi. Seni mi kıracağım? Ama onu düşürmeye gider de ölürsem orada Noxi orada bak bir kolsuzluk yapar da ölürsem o zaman çekeceğin olur benden Noxi. Öyle mi diyorsunuz? Mik ne zaman düzelteceğim? Bir 300 lira bağış atınca düzelteceğim. Mikrofon. Golemler abi kontrolden çıktı ya. Şunu keseyim de anlatayım ne olduğunu. Benim suçum değil yani. Gerçi benim suçum da çaktırmayın işte. Kamışları toplayayım da. Seyahat edeceğiz çünkü. Şimdi şöyle bir sorunsal oldu burada.
Önce şu 3 tane golem farmını yaptım. Bu arada üstteki 6 tanesi aktif değil. İçinde gole şeyleri yok. Köylüleri ve zombileri yok. O yüzden çalışmıyorlar. Çalışacaklar. Önce şu 1, 2, 3 tane golem farmını yaptım. Burası hata vardı. Çalışmıyordu. Artık giderinde o hata çalışıyor. Yakma sistemi yoktu aşağıda. Sonradan yakma sistemini yaptım. O yüzden her taraf golem oldu. Ve bu golemler de zaman içerisinde köye doğru, şuradaki köye doğru seyahat ettiler. Buraya doğru seyahat ettiler. Ben bunları taşıdım. Eve falan taşıdım da gene geri gelmişler. Golem farmının mantığını anlatayım. Ben de gittim. Ama Enderman farmı yapmadım daha. Ben de gittim, kanat buldum yani. Gitmesem bulamam. Şöyle bir sistemimiz var. 3 tane yatağımız var. 3 tane iş istasyonumuz var. Bu 3 iş istasyonu köylülere joblarını veriyor. Sonra bu köylüler bu zombiyi görüp panikliyor. Zombiyi görüp panikledikleri için de Iron Golem çıkarttırıyorlar. Iron Golem'leri de şöyle sıvı sistemden gördüğünüz üzere aşağı düşürüyoruz. Aşağıdaki sulu sistemden de yakmaya götürüyoruz ve yakıyoruz. Onun altında da işte hopperlar mopperlar ayrımları toplamacık. Şeker kamışı, hayır ben bulmadım tabii ki. İnternetten baktım. Şeker kamışı farmı var otomatik de sadece 12 blokta olduğu için ve farmda hata olduğu için verimli çalışmıyor. Çok da önemsemiyorum burayı. Burayı çok da önemsemiyorum. Neden önemsemediğimi anlatacağım şimdi. Cadı farmında hata vardı. Cadı farmındaki hatayı çözdüm. Şöyle götüreyim sizi cadı farmına. Burada ne yaptık cadı farmında onu söyleyeyim. Cadı farmını normal bir şekilde build ettik etmemiz gerektiği gibi. Sonra şöyle bir platform yaptım. Bir ayı biraz geçti server'a başlayalı. Likofon. Farid mi artık dolmuş? Hoş geldin Farid. İyi seyirler. Buraya platform yaptım. Buradaki platformda çalışmadı. Cadı farmı. Platformu aşağı indirdim şu yüksekliğe. Burada çalışmadı. En son bugün şuraya getirdim. Yani düşürdüğüm yerin 120 blok yukarısına koydum. 29. bloğa düşüyor cadılar. 120 blok yukarı çıktım. 149. bloğa buraya yaptım. Burada AFK kaldım ve çalıştığını gördüm cadı farmının. Ne yapacağım? Burada AFK bırakacağım çarabından sonra ve burada AFK bırakacağım için buranın etrafına o otomatik tarlaların çok daha verimli halini yapacağım. Yani üst üste mesela şurada 10 sıra şey olacak. Şeker kamışı farmı olacak. Yanında 10 sıra karpuz farmı olacak. Yanında 10 sıra kabak farmı olacak. Şurada atıyorum 6 tane 9 tane Iron Golem farmı olacak. Farmları buraya çekeceğim. Otomatik tam otomatik farmları buraya çekeceğim. De ne bileyim. Şurada köylü farmı olacak. Tam otomatik buğday, tam otomatik havuç, tam otomatik patates farmı olacak. Ben hiç müdahale etmeyeceğim. Sadece toplayacağım. Golemleri lav dökerek öldürebilirim işte okumadan. Ya da 4 blok yükseğe çıkıp öldürebilirim de bilerek öldürmüyorum. Etrafta yaratık gelmesin diye. Öldürüyorlar çünkü golemler onları. Server'da da pinklenme falan yapmıyor şu an için o yüzden ellemiyorum. Dediğim gibi farmları buraya çekeceğim. Asıl farmlar burada olacak yani. Şimdi Enderman farmımız yok. Enderman farmını da yapacağım. Enderman farmının yeni mekaniklerini bilmiyorum. Yeni mekaniklerine bakacağım internette. Biliyorsunuz ben en son 3-4 yıl önce falan oynuyordum. Yeni mekaniklerine bakacağım. Yine Endermite'la falan yapılıyor. Onda sıkıntı yok ama karpuz, kabak falan taşıttırılıyor Enderman'lara. Yani tam otomatik karpuz, kabak farmı falan da yapabiliyorsun onlar sayesinde. Ama mekaniklerini bilmiyorum. İnternetten bakacağım mekaniklerine. Mekaniklerini, blok uzaklıklarını falan öğrenince de tarlaları inşa edip Enderman farmı yapacağım. Enderman farmını o yüzden bekletiyorum. Mekaniklerini öğrenmediğim için henüz.
Dediğim gibi buraya da bahsettiğim farmları yapacağım. Cadı farmı da şu işe yarıyor. Bakalım düşen var mı önümüze? Varsa görelim. Yok. Cadı farmından bizim en çok işimize yarayacak olan şeylerden biri barut. Cadı düşmüş bu arada da. Şuralara da cam çekmem lazım ya. Buralara cam çekmem lazım. Cam var mı üstümde? Şurada bir bakayım cam var mı? Şunda bu zaten boş. Şuraya bir cam çekmem lazım ya. İki bloğa cam çekmem lazım. Sıçrıyor malzemeler sağ sola. Cadı farmından red glowstone düşüyor. Çok işimize yarayacak. Sınırsız glowstone'umuz olacak. Redstone düşüyor. Çok işimize yarayacak. Şöyle işimize yarayacak. Ben redstone bloklarını yani redstone'ları bloğa çevireceğim ve var mı başka? Var. Yeter herhalde ya. Bir tane daha. Çok güzel. Redstone abi bloğa çevireceğim. Hepsine. Sınırsız olacak bu da. Bunu da build'lerde kullanacağım. AVM'yi biliyorsunuz alışveriş merkezi yapacağız. Iron bloklarla ve redstone bloklarla yapacağız AVM'yi. En çok işimize yarayacak şey burada gunpowder. Bakın ben burayı boşalttım mesela. Ben buraya geldiğimde boştu burası. En son giderken boşaltmıştım burayı. Şimdi kaç dakikadır burada konuşuyorum bilmiyorum. Gerçi üstümde biraz daha gunpowder varmış. Kaç dakikadır konuşuyorum bilmiyorum. Bir 10-15 tane gunpowder düştü mesela. Yine bir 10-15 tane redstone düştü. 7, 9, 6 daha 15. 16, 17, 18, 19 tane glowstone düşmüş. Çubukları şeyde kullanacağız. Yakıt olarak kullanacağız. Cadı dediğim büyücü mü? Evet. Yani çok çok işimize yarayacak. Oyunun en çok gerekli olan farmlarından birisi bence cadı farmı. Her yere glowstone koyacağız abi. Her yere glowstone koyacağız. Işıklandırmayı artık torçlarla yapmayacağız. Glowstone'la yapacağız. Mızrak bulmaya gideceğim şimdi. Bir izleyicimiz mızrak yap, mızrak şey bul artık demişti. Mızrağı da şu yüzden istiyorum. Channeling büyüm var bir tane şeyde. Adını siz söyleyin kitapta. O da yıldırım çaktırıyor yaratıklara vurunca. O yüzden istiyorum mızrağı. Gidip mızrak bulmaya çalışacağım şimdi. Onun için havai fişeklerimi falan yaptım. Şu envantere bir düzen vermem lazım. 20 tane daha kağıda ihtiyacım var ya. Ben kağıtları nereye koydum? Hepsini bozdurdum mu kağıtların? Biliyor musunuz? Gördünüz mü? Torçum az ama sorun olmaz herhalde ya. Çok torç kullanacağımı sanmıyorum. Yatak almam lazım üstüme biraz. Neyse yetsin bu kadar ya. Tamirlerim iyi zaten. Yatak alayım üstüme sadece biraz. Biraz da torç alayım. Hepsini bozdurdum mu ya? Tüh. Ya. Ha, kitap yaptım değil mi? Golemler kontrolden çıktı abi. Golemleri yani çözüm bulamadık. Çözümü var da ben bilerek ellemiyorum ya dursunlar. Yatak çeşitinde yatak yok inanılmaz. Neyse yolda bulursak kağıt alırız. Şimdi şeye gideceğiz abi. ...500'e 7500'e gideceğiz. Thank you.
Sağdaki grafik server stats gibi bir şey galiba. Gemi gibi bir şey alsaydım iyiydi ya. Kayık falan alsaydım iyiydi ya. Yedim 500. Ses açık değil mi? Açık. Biraz daha açayım. Burada görmüşüm ben mızrakçı. Aa, bir daha görebilir miyiz bilmiyorum. Burada mağarası falan da yok. Yapmama gerek yok ya, uçabiliyorum zaten suda. Şu şekilde uçabiliyorum zaten suda. Şurada bir nefes alayım. Şu lav bloklardan da çok şeyi seviyordum ben. Iron Golem Farm'ın lav bloklardan çok seviyordum aslında bakarsanız. Ha, şunu keşfederiz. Ya burada olacak gibilerdi ama. Niye geçemiyorum ben buradan? Yarım blok mu? Burada başka değerli bir şey var mı benim için?
Zombi spawn olur mu diye bakıyorum. Zombi spawn olmuyor. Şöyle bir uçup gelsem. Bir tane daha uçayım. Yok, spawn olan bir zombi yok. Şöyle yapalım. Şu denizin üstünden evime doğru gideyim. Aa, bir saniye, map vardı, map'e bakacaktık. Tam şurada bir yerde gösteriyor. Şurada mı lan? Burada mı? Burada değildir herhalde ya. هلا اجى الزعيم العظيم علاءالدين ماذا فكر tarafta gösteriyor sanki ya. Ama yok yani, burada değil. Tam çarpının altında oluyorsa tam burada olması lazım yani. Benim bildiğim öyle çok derinde de olmuyor ama. Ya ben de öyle biliyorum ama. Hah ya, şuradaymış. Drop oldu ya. Şunu.
Emir'de doğru uçalım dedik de. Eskiden böyle yerlerde zindanlar falan oluyordu ya. Böyle bir şey olsa da keşfetsek o da güzel olabilirdi aslında. Görürseniz söyleyin bana. Şöyle bakalım o zombilerden var mı, mızraklardan falan. Şöyle yakın ilerleyelim. Orman biyomuna geldiysek eve de geliyoruzdur yani. Eğer sadece düşüyor, eğer yapılmıyor. Eğer çok var bende. Balıklardan falan bayağı bir düşürdüm. Şeye bakacağım ya. Benim Iron Golem farmındaki köylüler ne takası istiyor? Bir ona bakacaktım aslında. Gideyim bir Iron Golem farmıma. Ne? Bir de şey yapayım. Kuzey map'imi açayım madem. Kuzey map'imi açarken şeyde bulursak keseriz. O mızraklı bulursak ondan da keseriz. Likofon daha bugün geldi. Destur. Daha bugün geldin abi. Emerald'ları yukarı koyayım. Lantern'ı yapı bloğuna koyayım. Beni darlıyorsun mikrofon. Şurada granit. Patatesleri birleştireyim. Pişmiş mi lan bunlar? Allah Allah. Şunu da koyayım. Bundan da çok oldu elimde ya. Kıymetli bir şey diye buraya koyuyoruz ama sayı olarak fazlalaştı biraz. Ben buna evin kuzeyi diye isim vermedim ya. Az önce geldiğim yere gideceğim ya, açmak için mesela. Kuzey bu tarafmış bu arada. Yaptıklarımı nasıl görmek istiyorsan YouTube kanalına bakacaksın, yayın geçmişlerine bakacaksın. Oradan görebilirsin. Yapıların hepsi yayında yapıldı. Bütün yayın geçmişlerini de YouTube'a atıyorum. Birinci bölümden itibaren bulabilirsiniz. İlk spawn oluşumdan, haritaya ilk girişimden,
Bu yerleşkeye yürüyüşüme kadar her şeyi görebilirsiniz YouTube kanalında. Hepsi mevcut. Yine rehber niteliğinde işte Iron Golem Farm nasıl yapılır? Dünkü yayından. Cadı Farm nasıl yapılır? Ne bileyim Tuğba'nın şatosunu nasıl yaptık? Çok zor olmadı benim için Onur. Madagaskar. Evet, Türkiye'de yaşıyorum. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşıyorum. Abi zombi görürseniz haber verin suyun içinde. Can Marduk olmuş. Hoş geldin Can. İyi seyirler. Bilerek suya yakın uçuyorum. Suyun içinde parıltı, ışıltı, zombi görürseniz haber verin abi. Ben göremeyebiliyorum. Siz daha iyi görüyorsunuz. Burada ne var? Burası az önce girdim yerime. Aynen. Ama niye zombi ya? Sanki burada böyle ısrarla zombi spawn olacakmış gibi duruyor ama olmuyor. İksirler oyunun %60'ı değil bence. Ve bence hiçbir şey oyunun %60'ı olamaz yani. Tamam, şurada bir peki şuradaki şey ne? Haritaya bakınca burada bir şeylik var, morluk falan var abi. Tam üstünden geçtiğim yerde bir morluk falan var. Bak ilerleyince baksanıza arkamda kalan yere. Orası ne? Aleykümselam marul adam. Marduklu olmuşsun. Hoş geldin. İyi seyirler. Bilmiyorum ki gece mi çıkıyor, gündüz mü çıkıyor. Bu işin uzmanı sizsiniz. Toprağın kırmızı bulunanları ama her yerde orada toprak kırmızı. Ve sadece orada iki blok yani haritada gördüğüm 2-3 piksellik falan bir kırmızılık görünüyor. Onu da burada sormazsın ya. Onur. Onur, sana yetemiyor muyum Onur? Saçımı süpürge etmedin mi Onur? Hayaletlere kafa atmadın mı sen izle diye Onur.
Şimdi böyle mi olduk? Abi her yer orman biyomu. Nefret ediyorum orman biyomundan ya. CD var ya hiç sevmiyorum ya. Çok fazla blok seyahat ettiğim için server pikleri. Var canım, çok güzel oyuncular var yani. Mehmet Marduk'ta olmuş. Hoş geldin Mehmet. İyi seyirler. Ben genelde yurt dışındaki oyuncuları takip ediyorum ama. Adamlar aşmış yani. Bayağı bayağı aşmışlar. İnternette seed map'e göz at derken seed'imi yazıyorum orada map'i mi gösteriyor bana? Nasıl bir şey var, sistem var? Ya portal yapıp gittiğim yerler var zaten. Çöl biyomuna portalımız var. Mesa biyomuna portalımız var. Kafayı vuruyordum az daha. Bataklık biyomumuz var zaten. Buz biyomunun yerini biliyoruz. Onlarda sıkıntı yok. Sıkıntı benim yerleşkemin hep çevresinde orman biyomu olması. Sen nasıl ban yemedin ya? Oğlum vallahi oyuna girdiğimizde düşeceğiz ha. Sen nasıl ban yemedin ya o kadar uzun yazdığında? Normalde direkt banlanması lazım onun. Mobot'un banlanması lazım o kadar uzun yazıyı. Orada sabahtan birini banladım ben. Yayın başında birini banladım. Çok güzel şarkı. Likofon. Tebrikler. Sabahtan birini banladım. Sonra birini daha banlayacaktım. Dünkü yayında ban atmadım herhalde. Enteresan bir şekilde dünkü yayında ban atmadıysam yani ki atmadım diye hatırlıyorum. Ben Ece Marduk dolmuş. Hoş geldin Ben Hoca. İyi seyirler. Altın demirden, Diamond'dan bile daha seri aslında. En seri altın. Ama dayanıksız, çok dayanıksız. O yüzden kullanılmıyor. Bir de bu seride altın farm yapmayı düşünmüyorum ben. Sadece şey yaparsak, zombi farm yaparsak, zombi farmından altın düşüyor biraz. Oradan düşen altın bizim işimizde yani görebilir, bize yetebilir. Altın en çok kullanacağımız şey güçlendirilmiş ray.
Altın farmı nasıl oluyor? En son yani en son bildiğim altın farmını söyleyeyim sana. Nether'ın üstüne çıkıyorsun. Raylı sistemle ve yataklı sistemle, yataklı değil, raylı sistem ve vagonla Nether'ın üstüne çıkıyorsun. Oradan daha fazla yükseliyorsun. Golemlerin spawn olabileceği bir yer yapıyorsun kendine. Yine seni takip edebilecekleri ve düşebilecekleri bir sistem yapıyorsun. Bir tane goleme vuruyorsun. Hepsi sana şey oluyor. Golem diyorum ya, zombi pigmene vuruyorsun. Hepsi sana fokuslanıyor. Sana doğru koşarken de aşağı düşüp ölüyorlar ve malzemeler birikiyor. O şekilde oluyor altın farmı. En son o şekildeydi yani. Daha 3 sene önceki peşte o şekilde yapıyorduk. Şu an nasıldır bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Mekaniği değişmiş mi, değişmemiş mi? Birçok şeyin mekaniğini değiştirmişler çünkü. Aynen, Nether'ın üstü çok güzel. Nether'da su kullanılabilse aslında o tarafa da farmlar yapılabilir yani. Şu su taraflarına bir daha gideyim. Mızraklı zombi var mı yok mu bakayım, oradan da eve geçerim. Şuradan suya doğru bir ilerleyeyim abi. Kanadım şey nasıl? Büyük sorarsın abi, mutlu olmuş, hoş geldin. 2-3 yıl önce saatlerce Skyblock oynuyordum. Bir soruda sonra küfrettiğim için ban yemiştim. Etmemek lazım. Şeye gideyim mi? 500'e gideyim mi? Bug mı var orada? Buralar niye böyle? Çok derin bir de var ya. Burada niye lav blokları var ya? Buraya aydınlatan lensim varmış. Peki niye burada zombiler spawn olmuyor? Bataklık zombileri. Olması gerekmiyor mu burada bataklık zombilerinin? Gene sabah oluyor. Bunların da mızrağı yok zaten.
Bunlar hazineleri koruyorlar bence. Yetişemedim ya. Adam cigaradan gitti. Gündüz oldu, daha da bulamayız ya. Bir mızrak bulamadık ya. Şuradan ben bir Tuğba'ya bakayım ya. Bu çocuk ne yapıyor abi? Saat 12 olmuş. Böyle karbiyomuna kurulmayı da seviyorum ben bu arada. Haritaları yerine koyalım. Şuna ev dedik. Oha, pet gene level atlamış herhalde. Burak Mardutlu olmuş. Hoş geldin Burak. Sürüm kaç? En son sürüm 1.14.4 en son resmi sürüm, herhangi mod yok.
Sen neyi atlattın Burak? Geçmiş olsun. Şu malzemeleri koyayım. Yapıp bloklarına koyacağım dedim. Yıldırım çarpsa ölüyor musun abi? Direkt ölmüyorum herhalde ya. Canım az oluyordu sanırım. Minecraft çok güzel ya. Ha, life hack'i sen mi yaptın? Teşekkürler. Ya sadece bir kere geldi o iskelet atlar. Sadece bir kere geldi abi. Onu da hemen değerlendirdik işte. 4 tane vardı. Bir tanesini Tuğba öldürdü biliyorsunuz. Kapıda ne yazıyordu? Geçmiyor. Bakalım valla ben de hatırlamıyorum ne yazdığımı. Masum kedilerimi affeder misin? Bir de hediye bıraktık. Diamond'dan mı bıraksak onun etrafına ya? Biraz da Diamond bırakalım etrafına. Süslü dursun. Şöyle dursun. Ben affettim şu an. Öyle bir şey yok. Mikrofon, seni kandırmışlar. Modlularda belki vardır da normal Survivor'da öyle bir şey yok. Şurada bir tane yedek kanatımız kaldı. Bir ara Nether'a keşfe çıkabiliriz. Buna mendik lazım. Küreye mendik lazım. Oha, kanadım kırılıyor.
Bol bol cam lazım bana ya. Dediğim gibi cadı farmını oraya yapmaya kalkarsam tarlaları bana bol bol cam lazım olacak. Selam Sedef, hoş geldin. Sedef mi ya, değil mi? Tespit olsa da kim var? Gerçi iade okuldadır herhalde. Sesim oraya ilişiyor mu? Petim bir daha mı büyüdü? Ne oldu? Yok. Cooldown şey olmuş. Kendine geri sektiremiyor muyum ya? Sesimi duymuyor musun? Sometimes
Şunda kararsız kaldım. Tuba almadan midir kessem mi kesmesem mi şimdi? Ya da midir şimdi mi kessem, yarım mı kessem? O yüzden boş boş kesiyorum hep de. Şu an ona karar vermeye çalışıyorum. Fight'a girelim ya. Çok slime aldım orada. Gidelim slime keselim abi. Slime yok. Feneri kullanacağız zaten de. Büyüklük alman için gerçekten arkadaşın falan olman gerekiyor. Daha önce iki kere öldüm bu seride. Bir tanesi İskelet farmını yaparken iskeletleri düşüreceğim yerden kendim düşüp öldüm bir kere. Bir tanesinde de cadı farmında AFK'ydım o yaptığım platformlarda. Hayalet gelmiş öldürmüş, bir de öyle öldüm. Modluk için de realden arkadaşım olman gerekiyor. Kanalda kimler mod diyorsan iki tane mod var. Biri Mete, yeğenim. Öbürü de Onur, o da yeğenim. Ama tabii onların haricinde yani yeğenim olmaları ötesinde kanala çok katkıları var. Bu kanalın bütün animasyonlarını, grafiklerini, logo düzenlemesini Onur yaptı. Yayın açılış, yayın kapanış, birçok şey Onur yaptı. Yoksa Bolan'a da modluk vermiyorum, öyle bir şey yok yani. Ha ne olur, Sabolan'a büyüklük verebilirim ama. Link falan atabilir. Tabi olana da bir güzellik yaparız yani. Şimdi emotları falan ayarlıyoruz Onur'la. Abonelik emotlarını falan ayarlıyoruz yani. Around the day.
sakat o ya. Dönemedim, çeviremedim. Hiçbir müdahalede bulunamadım yani ona. Kanat tamir olmuyor ya. Ya mikrofon, sen çok sınırda geziyorsun bu arada. Ben ilk geldiğinde bir banlamayı düşündüm seni. Sebebini hatırlamıyorum. Ama banlamayı düşündüysen kesin geçerli bir sebebin vardır, onu biliyorum. Şimdi sınırda geziyorsun. Ban is loading for you. Şöyle sınırlarda geziyorsun. Böyle sınırda geziyorsun. Darlamayın abi beni. Tuğba'ya da son bir kere bakıyorum abi. Tuğba herhangi bir şey yazmamış. Vidir'ı keseyim mi kesmeyeyim mi chat? En son ne yazdı, okuyabiliyor muyuz bakalım. Okuyamıyoruz. Chat'te mi? Ona bakayım. Mod... Bir analiz yapalım. Rütür hoş geldin. Kral Mik ne zaman düzelteceksin demiş, gelir gelmez. Bu golemleri nasıl yaptın? Bu server'ı kaç aydır oynuyorsun? Cadavı ne oluyor? Eğer yapabiliyor musun, düşüyor mu? Yeniden başlasana yazmış. Direkt selam vermeden Mik'i ne zaman düzelteceksin yazmış. Sıfırdan başla falan yazmış. İksirler oyunun %60'ını yazmış. En iyi oyunu 2 haftada bir bitiriyormuş, yeniden başlıyor falan yazmış böyle. Şey yapmaya devam etmiş orada, tahrik yapmaya devam etmiş. Şunu görmedim ben, kahvaltıda ne yazmış onu görmedim. Ben yadeyim falan yazmaya başladı az önce. Ben yadeyim falan yazmaya başladı, bana büyüklükler falan yazmaya başladı. Çok iyi dayandım yani. O zaman Vidir'i kesiyoruz abi. İyi dayandım yani. Çok iyi dayandım ona. Normalde gelir gelmez banlamam lazımdı. Altın elma. Şu, ben şuraya malzemeler koymuştum. Buna koymamışım, şuna koydum herhalde. Aynen. Şu Blast Protection'ları alayım. Pinklendi sorulur. Altın elmayı şuraya koyayım. Şeyle işim yok. Map güzel. Şöyle kısaca göstereyim sana. Vidra'a gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Otomatik tarlalar, ahır, kaktüs farmı, Tuğba'nın şatosu, fırlatma platformu,
Benim fakirhane. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ayrın golemi ben değilim, o vuruyor. Bana bakmayacaksın. O vuruyor oğlum, ben vurmuyorum ya. Şunun canı azaldı bayağı. İleride atacağım hepin şeyine, sevine. Şurada Iron Golem farmlar var. İlk 3 kat aktif, diğer 6 kat aktif değil. Bunlar da aktiflenecek. O yüzden bu yolları bozmadım. Tolga Mardutlu olmuş. Hoş geldin Tolga. İyi seyirler. Burada köylü farmı var. Bunlar üremiş, hala da ürüyorlar, güzel. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, güzel. Üremişler ve hala da ürüyorlar, bu iyi bir haber. Şurada bir tane daha köylü farmı var, bunlar pek üremiyor ama ürer bunlarda, sıkıntı yok. Çiftleşiyorlar, çiftleşiyorlar, başarısız. Şurada Tuba'nın malikanesi var. Burada tokiler olacak. Baktığım yerde tokiler olacak. Şu jungle woodların devamı yapılacak sağ ve sola. Üstünde orman ağaçları olacak. Bu tarafa bir tane aquapark yapacağız. Şurada bir tane silk touch köylü var. Köylü farmını buraya yapmayı düşünüyordum. Ama vazgeçtim. Öbür tarafa yaptım. Silk touch veriyor köylü. Partnerlik başvurusu yapmadım. Ortalama 75 izlenmeyi göremiyorum. Birey içinde ortalama 75 izlenmeye ulaşmamız gerekiyor. Buranın içinde iskelet spawner var. Şöyle yukarıdan düşüyor. Burada da bir tane cadı farmımız var. Şurada da bir tane cadı farmımız var. Hadi gidelim, wither keselim. Lan madene iniyorum diye şey indim ya. Şöyle göstereyim partnerlik başvurusu için. Bugünkü yayın özeti. Forsel hoş geldin. Bu dünkü yayın özeti abi. Maksimum 81 izlenmişiz. 1141 farklı izleyici gelmiş. Ortalama 56 izlenmişiz. 4,5 saat yayın yapmışız. 115 kişi sohbet etmiş. 176 kişi takip etmiş falan filan. Şu sahada partnerlik başvurusu için ortalama 75 izlenmeniz gerekiyor. 1 aylık. Kaç bitrate veriyorum? 3500 bitrate veriyorum yayına. Ortalama 75 izlenmeniz gerekiyor. Ben dünkü yayında ortalama 56 izlenmişim ama son bir ayda ortalama 27 izlenmişim ve bu şeyi sağlayamıyorum. Adını siz söyleyin. Bu yeterliliği sağlayamadığım için de partnerlik başvurusu yapamıyorum. Yani izlenmelerin artması ve ortalama izlenmenin artması lazım partnerlik başvurusu yapabilmem için. Şimdi hangi koridorda keselim? Ve karşıdaki koridorda keselim. Şimdi Blast Protection'ı takacağım. Full Blast Protection takıyorum, yani Blast vuruyor diye hatırlıyorum şeyi.
Vader'ı blast vuruyor diye hatırlıyorum. Şuraya bir yere altın elma da koymam lazım. Hava bir şeyine ihtiyacım yok. Şuraya altın elma koyayım. İşte birkaç yüz blok gideyim bu tarafa. Bilmem PC yazarak bilgisayarın özelliklerini görebilirsin. Çift taraflı kesecektik normalde. Tuğba şöyle arkasında duracaktı Vidar'ın. Ben önünde duracaktım. O şekilde bir plan yapmıştık ama Tuğba gelmeyecekmiş abi. Konuştum şimdi Discord'dan. Siz görmediniz tabi ama ben gördüm. Şuraya yapalım. Şöyle miydi? Fidan patlayacak bu ya. Kılıçla mı vurmam gerekiyor? Bu kadar da kolaydı bir durup kesmek. Ya, madende kestiğimiz için çok çok kolay oldu. Vidra ne oldu? Vidra yalan oldu valla. Kestik Vidra'ı. Günaydın Grace. Şu follow edincedeki giren müziğin filmi çok iyiydi. Aynen. Ben de çok seviyorum o filmi. Oldu anam. Dünyaya salacağım her şey yüksek. Ha yo yo. Yo ya. Ben herhalde. Kolay oldu ya, easy'ydi. Ben biraz daha zorlar diye düşündüm. Bir iki hit attı da üstüm full blast protection olduğu için hiçbir şey yapamadı yani. Demeç bile veremedi. Canım bile gitmedi yani. Açlığım bile gitmedi. Bir ara Skyblock serverında oynuyordum ben. 3-4 sene önce. Orada kaçırdım Vidra'ı. Bütün dünyayı mahvetti abi. Vidra Skyblock zaten. İçinden geçtiydi bütün dünyanın. Yok açmam. Açmam, çok zorladı şansını yani. Hani hemen ilk böyle şey yaptığında, cringe ettiğinde bana atsaydım belki açabilirdim de. Çok zorladı yani, aşırı zorladı. Jet geçiyor.
Nasıl ayrın olarak düştü ya? Blast Protection'ları bir yere yiyeceğim abi. Lazım olduğunda bir daha kullanırız bunları. Bu benim kendi göğüstüm. Şu envanterimi bir boşaltayım. Pinklenmiyorum ya. Gravel keselim. Gravel koyalım. Gravel keselim ya. Düşüyor mu oğlum uçak? Uçaktı ya. Valla o uçak indiyse iyi abi. Sesi size geldi mi bilmiyorum ama o uçak indiyse iyi yani. Şu an düşmüş olabilir. Yatağa koyayım. Ben niye üstümde yatakla geziyorum ki? Altın elmaları koyayım. Cam koyuyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Diamond ve obsidian lazım diye hatırlıyorum. Biraz kele yapmayı deneyeyim mi? Şu an ölümüne salladım yani. Çok salladım, tutmadı. Bulord mardıklı olmuş, Yahut mardıklı olmuş. Hoş geldiniz iyi seyirler. Ben lazım değilmiş ya. Şu an unuttum nasıl yapıldığını. An itibariyle nasıl yapıldığını unuttum abi. Afe. Kaiser mardıklı olmuş. Hoş geldin Kaiser. İyi seyirler. Evet biz yaptık bu evi. Ulort aleyküm selam. Yahut aleyküm selam. Leno'dan mardıklı olmuş. Hoş geldin Leno'dan. İyi seyirler. İpeksi dokunuş nasıl yapıyorsun? Ben buraya bir tane köylü hapsettim. Buraya farm yapacaktım normalde. Vazgeçtim buraya köylü farm yapmaktan. Yukarıya yaptım köylü farmını. Şu köylümde benim İpeksi dokunuş büyüsü var. Bu köylüleri de nasıl böyle kitapları ayarladığımızı merak ediyorsan yayın geçmişinden geçmiş yayınlara bakabilirsin. Bence en kolay yöntemi bu. Çünkü büyü masasından her zaman çıkmıyor.
balık farmından her zaman düşmüyor. Ama orada her zaman İpex'i dokunuşturuyor. Burada her zaman benlik ve film kitabım duracak benim. Ölmediği sürece bu köylü bir şekilde. Burada her zaman Prot 4 kitabım duracak. Burada her zaman Andretti kitabım duracak. Burada her zaman Şartlı 5 kitabım duracak. Bu önemli kitapların hepsini ben uğraşarak yaptım. Ve bunlar bu ev patlamadığı sürece veya bu yaratıklar bir şekilde ölmediği sürece, bu köylüler bir şekilde ölmediği sürece bu kitaplar hep 5 böyle duracak. Bunda nasıl yaptığımı görmek istiyorsan dediğim gibi 2 veya 3 önceki bölüme gidip köylüleri nasıl kütüphaneci yaptığımı ve kitapları nasıl sabitlediğimi görebilirsin. Haliç Marduk olmuş, Hon Marduk olmuş, hoş geldiniz. Köylü olmadan nasıl yapacaksın? Ya Enchanted Table'dan bulmaya çalışacaksın. Ya da balık farmına yapacaksın. Ama köylüyü bulmak ve yapmak çok zor bir şey değil. Ve en pratik yöntemi bence. En pratik, en kalıcı yöntemi bence köylü. Tam bunun altına da koymam gerekiyor mu? Bunu biliyor musunuz? Tam altına koymam gerekiyor mu? Şu an silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Başka bir yaratık gelip öldürmediği sürece kalacak onlar. Vidir'i kestim. Az önce kestim. Çok kolay kestim. Golem farmına ne oldu? Golem farmı şey oldu abi. Adını siz söyleyin. Kontrolden çıktı golem farmı. Baksanıza şuraya. Boss olarak ne kaldı? Boss olarak bir şey kalmadı herhalde. Bir şey mızrağa düşüremedim. Golem farmı kontrolden çıktı abi. Coveret Marduk'ta olmuş, hoş geldin. End Dragon'u da kestim. Üst sıra yapacağım da altına koyacağım mı? Sadece kenarına koysam yetiyor mu? Ondan emin olamadım. Gerçi çok fazla iron bloğumuz var yani. Çingenlik yapmaya gerek yok da. Kestim, End Dragon'u kestim. Önüme spawn olsun istiyorum ya. Tam şu altına koymam gerekiyor mu yoksa sadece şöyle kenarlara koysam kurtaracak mı? Onu sordum.
Koyacağım, okey. Ya denemek için yaptım da olmuyor. Yak, yemedi. Ne oldu? Bu karttan sonra bir tane daha yapmama gerek var mı peki? Onu biliyor musunuz? Şu an yapacağım yeterli mi? Bu yeterli mi? Bundan sonra bir tane daha altına gitmeme gerek var mı? Split'te jump boost vereyim değil mi? Tesli kişim yok şu an burada. İkisine birden veremiyor muyum ya? İkisine birden veremiyor muyum? Bak. O zaman jump boost mu split mi? Peki bir şey soracağım. Buraya Emerald koyunca ne oluyor? Diamond koyunca ne oluyor? Gold falan koyunca ne oluyor? Bir şey fark ediyor mu? Yok değiştiriyorum da bir şey özellik olarak hızımız bir şey değişiyor mu yani? Benim bildiğim değişmiyor da yeni sürümde değişti mi diye soruyorum. Peki bunu oraya değil de bu tarafa yapsam nasıl olur? Tam şu an olduğum yere yapsam nasıl olur? Biliyorum biliyorum belirli alan olduğunu biliyorum da burası biraz kör nokta gibi geldi bana. Çünkü bu alanda ben çok takılmıyorum. Genelde yani şu sıralar buralarda takılıyorum. Buralarda takılıyorum. Bu yerleşkede takılıyorum. Hani golem farmıya uğraşıyorum ki bununla çok uğraşacak bir şey kalmadı. Bitti bitiyor bu. Burada top yapacağız. Buralarda top yapacağız. Buralarıyla uğraşırız. Golem farmı şöyle. Üst sırası faal şu an. Bu arada klavye kullanmadan bildim. Anlatayım nasıl olduğunu da. Yapımına dünkü yayından bakabilirsiniz. Yayın geçmişinden dünkü yayından bakabilirsiniz. Birkaç gün sonra da YouTube'a koyarım. YouTube kanalıma koyarım. Nasıl yapıldığını o şekilde bakabilirsiniz. Mantığını söyleyeyim. 3 tane köylü var. 4 tane iş istasyonu var.
Normalde 3 tane de yetebilir istasyonu, bilmiyorum. Ben garanti olsun diye 4 yaptım. Gördüğüm videoda 4 koyuyordu ve 3 tane de bir tanesini şu aşağı değil de yukarı koyduğumda çalışmadı. Burada bir hata vardı, onu düzelttim. Asker yemini gibi oldu The Turk. Burada köylüler yatıyor. Yatınca yakınında zombi olduğu için panikleyip uyuyamıyorlar. Uyuyamadıkları ve panikledikleri için de golem spawn ediyorlar. Golem'i de şuradan üstüne, sadece burada spawn oluyor biliyor golem. Bunlar yarım blok, bunlar yarım blok. Şu üsttekiler kırılacak, şu an bastığım yerler kırılacak. Bunlar zombileri ve köylüleri taşımak için yapılmış şeylerdi. Ek bloklardı, yardımcı bloklardı. Bunları kıracağız. Yani üst katlara da koyacağız. Üst katlar faal değil şu an. Üst katlara zombi ve köylü yerleştirilmedi. Zombi ve köylü yerleştirilince üst katlar da faal olacak. Şu an sadece 3 kat çalışıyor. Dediğim gibi buraya zombiyi koyuyoruz. Köylüler zombiyi görüp panikliyor. Şunlar tam blok ve zombi şey golem sadece burada spawn olabiliyor tam blokların üstünde. İki tane köy aynı anda çalıştığı için köyleri oraya nasıl koyuyoruz? İşte raylı sistemle getirdim. Şu raylarla getirdim köyleri. Şurada köylü farmı yaptım. Buraya köylü farmı yaptım. Sen niye uyumuyorsun lan manyak? Herkes uyuyor. Bu sorun ne? Bunun psikolojisi bozuk. Bunu götürelim buradan. Aleykümselam Efe, hoş geldin. Müdürü kestik. Bunun psikolojisi bozuk ha, bunu götürelim buradan. Abi çok güzel dizilmişler ama ya. Baksanıza. Çok güzel, yapmıyorlar mı? Wither'ı kestik, şey de yaptık bak, Nether'da Beacon, Fener'de yaptık. Buradan taşıdım. Şuraya ittim köylüleri. Bak şu, aha şerefsiz beni görünce yatağa kaçtı. Şöyle mesela, şunu uyandırdığımı düşün. Bunu uyandırdım, şuraya ittim. Oradan da raya bindirdim. Ray da işte onları olmaları gereken bloğa götürdü. Bir daha yazsana The Turk. Karada her şey bitti. Sıralarda ve denizde bunu okumuştum. Arada bir şey yazdıysan gelmedi bana. Chatime düşmedi. Tekrar yaz. Olsun, geçmişten bakarsın Efe. Şuradan da gönderdik işte yerlerine. Şimdi aynı şekilde burayı yükselteceğim. Burayları yükselteceğim. Buralara göndereceğim köylüleri. Buraya zombi indireceğim. Tam şu bloktan. At. Yerleri belli yani, sadece taşımak kaldı. Taşıdığım andan itibaren otomatikman çalışmaya başlayacak buralar. Mantalitesi bu köylü farmın. Tabii burada şöyle bir şey oldu, onu söyleyeyim. Ben burayı yaparken önce bu farmları yaptım abi. 3 tane aynı anda spawn oldu bu arada. Önce buraları yaptım, sonra pişirme istasyonunu yaptım. Pişirme istasyonunu yapana kadar da bu golemler kaçtı sistemden. Sonra da köye doğru hep seyahat ettiler. O yüzden çok fazla golem var. Henüz çalıştırmadım diğer 6 golem farmına. Bugün golemlerle ilgilenmedim. Bugün cadı farmıyla ilgilendim, wither kestim. İşte kıyafetleri falan ayarladım. Kıyafetleri biraz geliştirdim. Menlikleri falan bastım. Şu şey yapmak üzere ya, bunu tamir etmem lazım. Iron blokları topladım. Yayına başladığımda. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şu an 3 tanesi aktif. Dün 6 saat falan AFK bıraktım. Sonra tekrar toplamadım. Dün 6 saat falan AFK bıraktım. Bu 6 saatin sonunda da yaklaşık olarak 1000 tane iron bloğum oldu. Bu da yaklaşık olarak 6400 tane şeye tekabül ediyor. Iron'a tekabül ediyor. Şunları kullandım. Az önce Fener'de kullandım. Şuralarda da iron bloklar vardı.
Burada yoktu. Şurada da burada yoktu muhtemelen. Şöyleydi abi. Buralar hep 64'lüktü. Şuraya kadar 64'lüktü. Yaklaşık olarak 1000 tane falan iron blok oldu 6 saatte. Ne olacak o kadar iron? AVM yapacağız abi iron bloklarla. Iron bloklarla ve redstone bloklarla AVM yapacağız. Şeyi de çözdüm. Cadı farmındaki problemi hatırlıyorsunuz. Onu da çözdüm abi. Yalnız şu kanatı tamir etmek lazım. Kırılırsa ölürüm. Kanat kırılırsa düşer ölürüm abi. Ben gideyim yedek kanatı takayım ya bir saniye. Korkuyorum. Şurada geçici olarak şu yedek kanatı bir takayım bunu tamir edene kadar. Düşeceğim, öleceğim, kırılacak, düşeceğim, öleceğim. Korkuyorum. Hemen tamir olmuyor Totoş ya. Böyle iki iskelet kesince hemen tamir olsa hemen tamir olmuyor. Naz yapıyor. Bir de üstündeki birçok şeyde mending var. Gidiyor önce onlar falan tamir oluyor. Biliyorsunuz ki cadı farmımız düzgün çalışmıyordu. İlk önce buraya bir platform yaptım. Bu platform da AFK kaldığında çalışmadı. Sonra platformu biraz aşağı indirdim. Dedim herhalde siliniyor havada falan. Buraya indirdim. Burada da çalışmadı. Sonra şuraya ileriye doğru şeyler çıkardım. 177. yükseklikten. Yok, 177. yüksekten. Hatırlamıyorum. İleri doğru kumlar çıkardım. Onların üstüne bekledim. Gene çalışmadı. Kanat neyle tamir ediliyor? Şeyle tamir ediliyor. Bende mermilik var. XP geldikçe tamir oluyor. Bir de fantomdan düşen hayaletleriyle tamir edilebiliyor. Gösteriyorum. Bugün biraz daha araştırdım abi. Cadı farmının mekaniklerine. Cadının düştüğü yerden 120 blok yukarıya kurdum. Yani benim cadım 29. yüksekliğe düşüyor. 149. yüksekliğe kurduğumda düştüğü yerden çalışmaya başladı. Verimli çalışıyor. Hani az verimli, çok verimli bilmiyorum. Yarım saatte 30-40 tane gunpowder falan geliyor. Yine aynı şekilde 30-40 tane redstone, glowstone onlardan geliyor. Şu an çalışıyor ama onu biliyorum. Şey yapacağım. Burada AFK bırakacağım sarı bundan sonra. O yüzden buranın etrafına da Iron Golem farmı, çok büyük şeker kamışı, karpuz ve kabak farmı yapacağım. Ananı sikeyim. Şu bak hayaletten zar düştü ya, onlarla tamir oluyor elektro, göstereyim. Alperen Marduk dolmuş, Berat Marduk dolmuş. Şu projemi anlatayım da. Buranın etrafına Iron Golem farmları, çok büyük şeker kamışı tarlası. Sesi duydular herhalde. Bir tane çomağı hazırla oldu ya da. Murat da Marduk dolmuş, onu okumadık herhalde. Şeyi öğrenmek istiyorum. Enderman farmı yapacağım. Enderman farmında kabak ve karpuz da taşındığını gördüm videolarda. Onun mekaniğine bakacağım. Eğer karpuz ve kabağı Endermanlerle sınırsız yapabilirsek, ya buraya çok büyük abartılı bir karpuz ve kabak tarlası yapmama gerek yok. Ama buraya abartılı bir şekilde şeker kamışı tarlası yapacağım, onu söyleyeyim. Iron Golem farmı da yapacağım. Artık burada AFK kalacağım ben. Hem cadı farmı çalışacak, hem Iron Golem farmı çalışacak, farmları. Hem şeker kamışı farmları çalışacak. Bir de dediğim gibi yaparsam karpuz ve kabak farmları da çalışacak. Ama Endermenlerden çok fazla sayıda kabak ve karpuz elde edebileceksek onu yapmama gerek olmayabilir. Şu zarları alıyorum şimdi.
Aboneliğim açık zaten. Aboneliğim kapalı değil. Sadece partnerliğim yok benim. Yani Twitch'ten bana gelen, yani Twitch'in reklam gelirlerinden faydalanamıyorum. Partnerliğim olmadığı için. Bir de aboneliklerden gelen paranın büyük bir kısmı şeye gidiyor, Twitch'e gidiyor. Çok az bir kısmı bana geliyor. Yani 2 doları bana geliyor galiba. 2-2,5 doları bana gidiyor. 2-2,5 dolar da Twitch'e gidiyor. Partner olmadığım için öyle bir dağılım oluyor. Aboneliğim açık yani, onda sıkıntı yok. Abonelerim de var şu an kanalda. 3 veya 4 tane abonem var. Koyayım. Tamir muhabbetini göstereyim abi. Normal herhangi bir tool tamir eder gibi. Diyorsunuz abi şeye. Amile. Zarla tamir edebiliyorsunuz. Zarla tamir edebiliyorsunuz. Olay bu. Böyle komutlarım yok benim ya. Bana abone olacak adam gelip abone oluyor zaten. Mobil için link nasıl yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Deneyelim şuradan. Abone linki verebiliyor muyuz? Hediye et var. Linki nasıl aldığımızı söylerseniz bir yardımda bulunabilirim. Benim bildiğim ozarla sadece kanat tamir ediliyor. Eskiden hiçbir işe yaramıyordu. Artık kanat tamir ediliyor sanırım. Ama Enderman farmına ihtiyacım var ya. Hem de çok ihtiyacım var Enderman farmına. Çünkü her şey gitti. İskelet farmıyla tamir et artık zor gelmeye başladı yani. Tabi tabi XP lazım. Şurada var mı zar? Bak buraya da koymuşum biraz kanat tamir ederim de. 7 level istiyor. 4 tane zar, 7 tane de level istiyor. Bunu tamir etmek. Hatta edeyim uğraşmayayım ya valla. Gideceğim 2 saat iskelet keseceğim şimdi. Oh, time out yemişsin sen ama 10 saniyelik yemişsin açılır şimdi. Link atamazsın. Magma bloklarından çok seviyordum ben Iron Golem yapmayı. Herhangi bir mod yok Murat. Vanilya. Hepsi, her şey orijinal. Evet
Tuba'nın LoL oynadığını biliyorum. Tuba ile konuştuk. Bir arkadaşıma söz verdim. Onunla LoL oynayacağım dedim. Tamam dedim ben de. Nasıl 1.14'ü nasıl açmıyor bazı bilgisayarlar onu anlayamıyorum. Birçok izleyicimden aldım ben bu şikayeti. Benim bilgisayarım 1.14 açmıyor diye. Ay banladım lan. Pardon. Pardon abi. Pardon. Elim alışmış sabahtan bir. Bekle. Bir saniye abi. Ben şunu şuraya bir atayım. Twitch/sub/mavdukgames /sub/mavdukgames. Niye bu aramaya gitti ki? Twitch.tv mi koyacağız acaba? Böyle bir şey yok. Şöyle de yemiyor, böyle de olmuyor. No. TV yazdım. Twitch.tv yazınca da bulunmuyor yani. Android sürümünden dolayı olabilir ya. Ya da sağa sola falan kaymış olabilir. Tamamdır Efe'cim, görüşürüz. Wow. Şu Marduk Games'in logosunu bir tıklasanıza. Ya siz böyle görüyorsanız işiniz çok zor yani. Burada ben bile bulamadım şu an. Ha şurada bak, şurada buton buldum.
Sağ üstte butondan oluyor biliyorsun galiba. Eğer aynıysa görünümümüz. Profilime gel. Hatta profile bile gelmene gerek yok. Şu menüyü bulabiliyorsan, şurada kanalına abone ol diye seçenek çıkıyor abi. Seçeneklerden çıkıyor. Yayın seçik. Lan çarı da burada bırakmışız. Gerçi Iron Golemler var, korur beni. Gerçi daha kendilerini koruyamıyorlar ama. Evine gelip böyle abone olsaydık böyle zor olmamış. Chrome'dan falan dene ya da uygulama varsa uygulamadan dene. Şurada çalışsak mı ya? Ama buranın altını yapmayacağım abi ben. Gideceğim cadı farmına, oraya yapacağım sistemleri. Yün falan keseyim. Yün falan çok lazım olacak. Hop 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 hop. Gün kesmeden önce de beslenmemi ihtimal etmem bu arada. Siz benim el birliğiyle koyunlarımın kaçışını biliyorsunuz, değil mi? Benim koyunlarım dayanışmayla kaçabiliyor abi buradan. Niye seçemiyoruz peki? Şimdi şurada yarım blok var, tamam mı? Ben böyle kolay bir şekilde çıkabileyim diye. Şu ortada yarım blok var. Koyunun bir tanesi burada zıplıyor mesela. O sırada diğer koyunlar onu itiyor. O sırada diğer koyunlar onu itiyor ve bu sistemden kaçabiliyorlar abi. Dayanışma yaparak kaçabiliyorlar sistemden. Çiftlikten. Şimdi yeni Iron Golem sistemi için yatağa ihtiyacımız olacak. Onun için biraz tüy kestim. Bak kedileri çok seviyorum ya. Fuar Marduk'ta olmuş. Hoş geldin fuar, iyi seyirler. Abi şu, bak. Gerçek hayatta. Aleyküm selam. Gerçek hayatta kedilerin bakımı zor olmasa da ya. Kendine müzisyen Freedom Maruk olmuş, hoş geldin. Gerçek hayatta kedilerin bakımı zor olmasa ve özgürlüklerini kısıtladığımı düşünmesem abi, yani bayağı bir kedim olurdu ya. Çok seviyorum kedileri. Şey yapayım ya, dur bak bir saniye. Biraz Iron Golem şeye çıkarayım mı? Kedi bakım basit ya, yatıyor akşama kadar zaten. Değil ya. İşte öyle başıboş bırakırsan akşama kadar yatar, sonra sabaha kadar seni uyutmaz. Akşama kadar şey yapman lazım, uyutmaman lazım o kediyi, enerjisini alman lazım. Temizliği, aşısı, tuvaleti.
Abi sen nereye cami duvarı mı sandın orayı? Biz biraz yürüyüşe çıkacağız arkadaşlar. Oraya düşmeyin ya, orası yüksek biraz. Kaldırın. Kendi yapıyor da temizliyorsun onu. Kendi temizlemiyor. Bir de hani balkonun müsaitse balkonuna koyacaksın. Evin içinde bir yerdeyse, banyonuna falansa orası da kokuyor. Lan bana vurdunuz. Map'i kopyalayıp server açamıyorum. Vallahi salarım golemleri üstünüze. Ya beni nasıl vurdun sen oradan ya? Ya özgürlüğünü de kısıtladığını düşünüyorum abi. Hayvana eve mahkum ediyoruz yani. Sadece şey değil mesele, ne bileyim aşısı bakımı değil yani. Şurada biraz devriye atalım. Ya şöyle barınaktan da alabilirim de her şeyden önce yavru istiyorum ben. Buna creeper'a vuruyor mu? İşte bu sıkıntı bak. Bu sıkıntı. Ne oldu? Hepiniz çukura gittiniz işte. Öldürmezseniz Creeper'ı böyle olur. Kedi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Lost'tan düşürdü cadıdan. Ama bazen ipi koptu da nerede koptu, şurada kopmuş. Ha, Pink'ten koptu bunların ipi. Sonra pinklendiği zaman da ipler kopuyor bazen ama ipler nerede onu bilmiyorum. Zevk alıyorum golemleri öldürtmekten. Bir tane ip yok, neyse önemli değil.
Dolaşmaya çıktım fedailerimle. Köpekler öyle çok yakalayamıyor kedileri ya. Ben öyle çok şahit olmadım yani bir köpeğin kediyi parçaladığına. Kediler kaçıyor genelde. Ya da böyle havlıyorlar, hırlıyorlar, bırakıyorlar bir şekilde. Senin devamı nerede? Sen dahi mi kaybolmuş orada? Bay Simit mağdurlu olmuş, hoş geldin. Aleykümselam. Ya oluyordur da ben denk gelmedim yani bilmiyorum. 28 yaşındayım, hiç denk gelmedim. Bir o Adana'da iyi aile çocukları vardı işte. O çok iyi aile çocukları vardı biliyorsunuz. Onda videosunu izlemedim. Sadece haberini gördüm. Ne yapıyorum? Golemlerimi yürüyüşe çıkardım. Biraz avlandık. Sohbet ediyoruz chatle. Bay bay canım mağdurlu olmuş. Hoş geldin bay bay. Iron Golem var mı? Bay Smith. Bak şu Iron Golem var mı? Üç blok daha genişletsem burayı bir ara ya, üşenmediğim bir zaman. Şu kenarlara doğru şu üç blok daha genişletsem, kenarlara da takılıyorlar bazen. Ya benim üstteki altı kat faal değil şu an, sadece şu üç kat faal. Bilgisayar monster değil abi, normal toplama bir masaüstü bilgisayar. Ünlem PC yazarak görebilirsin özelliklerini. Masaüstü bilgisayarım. Toplama bir bilgisayar. 2013'te mi topladım? Geçtiğimiz Nisan'da yok. ...2018'in Nisan'ında ufak bir güncelleme yaptım. Ekran kartını falan değiştirdim. İşte power supply'sini falan değiştirdim. Ondan önce de 2013'te almıştım bilgisayarı. Ya mikrofon şöyle, Logitech G232 vardı bende. Yok, G231 vardı. Yanarlı dönerli bir kulaklık. Kulaklık kırıldı. Sonra dandik bir kulaklık aldım. Bunun da mikrofonu böyle çıktı yani.
Orman biyomu bulmam lazım. Özelden mikrofon öneriniz varsa gönderirseniz bir deneyebilirim abi. Discord'ta veya şeyin Twitch'in Whisper'ını atarsanız ucuz yolu bir mikrofon deneyebilirim. Modu düşünmüyorum ya. Burada daha yapacak çok işimiz var. Çok çok işimiz var abi. Twitch'ten özel mesaj da veya Discord'a gelip ünlem Discord yazıp Discord'a gelip orada bir yere bırakabilirsin abi linkine. Arkadaşlar sorunuz var mı? Benim enerjim düştü, biraz yoruldum. Salayım yere yayını. Yarın devam ederiz. Bir de 9'da mı açayım, 12'de mi açayım yayına? Onu bana bir söyleseniz de. Hangi saat sizin için daha uygun? Peki 12'ye kadar ne yapacağım ben? Sabah erken uyanan insanım ben. Sabah 7'de 8'de uyanan insanım ben. 9'da açıyorum zaten normalde. Bizde oku var. Saat 1.16 geçiyor. Honix. Sen ne yapıyorsun hala bilgisayarın başında? Okula gitsene oğlum. Bastık, yakalandı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yayınlarda görüşürüz. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu şarkı güzel. Bunu da dinleyelim, öyle kapatayım. Самовар, самовар, самовар. А меня самовар.